Bu kadının ne derdi varmış? Bir derdi olduğunu sanmıyorum. Hizmetlinin hatası, ben ilgileneceğim. Hizmetli mi? Anneni zapt etmesi için hizmetçi mi tuttun? Emir. Yanlış bir soru değil bence. Oğlum sen görüşüyor musun bu kadınla? Bazen. Ne zamandan beri? Gizli saklı bir şey yapmıyorum baba. Bu benim özel hayatım. Sizi etkileyen bir şey yok. Etkilemesine de izin vermem zaten. Bak oğlum. Bu kadının bize neler yaşattığını biliyorsun. Bak annene nasıl üzülüyor. Bu kadının şovlarına seni alet etmesine izin verme. Dengesiz bir kadın oğlum. Yani hasta. Yanlış anlama, ben senin iyiliğini düşünüyorum. Bak, eğer bu rezillikler böyle devam ederse hepimiz için çok kötü olur. Hele senin için düşünmek bile istemiyorum. Yıllardır sana ihtiyacı yoktu. Şimdi senden yüz bulup iyice şımarmasını istemiyorum oğlum. Ben çocuk değilim artık baba. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Haklısınız. Yani dünkü olayın yaşanmaması lazımdı. Söz veriyorum, bir daha böyle bir şey olmayacak. Ama kusura bakmayın. Annemle görüşüp görüşmeyeceğime ben karar veririm. Benim restorana dönmem lazım. Size afiyet olsun. Anne, bunca yıl uğraş, besle, büyüt, gidip o kadına gidesin. Beni hayal kırıklığına uğrattı. Yazık. Çok yazık. Duydun değil mi Kasım? Duydum. Sen de bir an önce toparla kendini. Holding'de daha fazla vakit geçireceksin. Geçiriyorum zaten. O holding ayaklarındaki pranga gibi. O zaman onu sevmeyi öğreneceksin. Bu dünyada her insan kendi prangasıyla yaşamaya mahkum. Bazen de bir insanın prangası hayattaki en büyük şansı olabilir. Seninki gibi. Alp böyle devam ederse kendi kuyusunu kazacak zaten. Sen de babanın güvenini tekrar kazansan iyi olur.